2002 AK Parti iktidara geldi. İşte o süreci fazla uzatmadan anlatayım. Nedir o? İşte Erdoğan önce yasak beyti, sonra Siirt'ten milletvekili seçildi. Sonra Erdoğan AK Parti Genel Başkanı, ardından da Başbakan oldu. Süreç başladı. Bu CHP ve avanesi. Yazarı, çizeri, akademisyenin şusu busu. Bunların alayı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, o günün TSK'sı, TSK demeyeyim. O gün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir kısım vesayetçiler, cuntacılar, yargı, aklınıza ne gelirse alayı bir rejim tartışması başlattı Bir cumhuriyet tartışması başlattılar. Layıklık, Atatürkçülük, şeriat tamam bu kavramların hepsi havalarda uçuşuyor. Mitingler düzenlediler. Biz kaç kişiyiz mitingleri. Tuncay Özkan başını çekiyordu. Tehlikenin farkında mısınız diye ilanlar veriliyor. Televizyon reklamları çekiliyor. Afişler bastırılıp asılıyordu. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. Çarşaflı bir kadın, kapkaranlık bir fon önünde çarşaflı bir kadın, tehlikenin farkında mısınız? AK Parti laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olduğu falan deniyordu. Şeriat geliyor. Laiklik elden gidiyor. Cumhuriyetin kazanımları yok ediliyor. Erdoğan namaz kıldı. Erdoğan elhamdülillah dedi. Kıyamet kopuyor. Tamam böyle katı, Atatürk'ü sevdiklerinden değil. Dertleri başka yani. Şimdi buralardan geldik. 2007'de Emuhtur'a, 2008'de AK Parti'yi kapatma davası. O tarihlerde CHP'nin başında Deniz Baykal var. İşte Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci sakın ağa olma. Niye Erdoğan'ın eşi Efendi'nin başı kapalı? Abdullah Gül'e itiraz ediyormuş gibi yaptılar. Sonradan anlıyoruz tabii. Fotoğrafı görüyoruz ilerleyen yıllarda gördük. Yani. Sonra işte 367 krizi bilmem ve her türlü rezillik var. Erdoğan'ı devirmek, Erdoğan'ı itibar, itibarsızlaştırmak, hatta Erdoğan'ı bir kez daha hapse atmak, hatta AK Parti'yi kapatmak falan. Ne var? Ne üzerinden bunlar? İdeoloji üzerinden. Kendilerini layık, Atatürkçü, Cumhuriyetçi falan ilan eden bir kısım, azınlık, azgın azınlık, acayip saldırıyorlar. Erdoğan'ın iktidara geldiği yıllar. 2010'a kadar böyle geldi. Sonra yolsuzluk dediler. Sonra bir ara yine çözüm süreci üzerinden başka şeyler söylediler falan filan. Ve geldiğimiz bugün. Erdoğan hakikaten Türkiye'nin bugünün tarihi yazıldığında tarihe geçecek bir karakter, bir figür, bir lider, bir devlet adamı. Dönüştürücü. Şimdi Erdoğan dönüştürdü. Ama çok ciddi dönüştürdü. Düşünün ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin el ele kol kola olduğu tarikat var. Bir kısım Süleymancılar. Bugün gördüğüm bir yerde Almanya'da bu bir kısım Süleymancılar bir bildirinin altına imza atıyorlar. Hamas'ı kınıyorlar. Hamas'ı terörist ilan ediliyor, ediyorlar. Esir alınan İsrail askerleri için üzgün olduklarını ifade ediyorlar. Türkiye'de de biliyorsunuz ses kayıtları, açıklamalar falan vardı. İşte oyumuz CHP'ye falan diye CHP'nin etrafında toplanıyorlar. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Yani o bir kısım Süleymancılar CHP'yi destekleyebilirler. Buna bir şey diyemem. Ama ben CHP penceresinden bakıyorum. Tabii şunu söyleyeyim. O bir kısım Süleymancılar dünyanın çeşitli coğrafyalarında mercek altına alındı. Almanya çok ciddi destek verirken işte Rusya'da, Kazakistan'da vesaire yurtları, okulları kapatılıyor. Çünkü FETÖ'nün FETÖ yerini almaya hazırlanıyorlar. E biz yani Müslüman bir delikten bir kez ısırılır yahu. Hani bunun da önlemi yılanın başını da küçük edeceksin değil mi? Şu ifadelerimden hakikaten ya Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerine gönül verenlerin kastetmiyorum samimiyetle. İş onların mecrağından çıktı başka bir yere evrildi. Ne olduğunu da biliyorsunuz. Burada uzun uzun da anlatmayayım. Böyle bir CHP. Başka o işte İstanbul şeysi seçim kazanıyor. Belediye başkanı odasına bir hoca çağrılıyor, dua ettiriliyor. Ramazanlar, teravihler, iftarlar, sahurlar, üy, acayip. Sonra bakıyorsunuz işte aslında bizim genel başkanımız Hacı, Hacca gitti. Bizim genel başkanımız Hafız, Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor. <laughs> Hatırladınız değil mi onu? Ne diyordu? Kemal Kılıçdaroğlu, Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle birlikte ezbere biliyor. Olsun. Yani bir şey anlatmaya çalışıyor falan. İşte başörtüsü konusundaki bakın samimiyet başka bir şey. Samimi olmadıklarını görüyoruz. Bak niyet okumuyorum. Niyet okumuyorum. Niyet okuma şudur. Bir kişi diyelim ki böyle bir fiil gerçekleştirir. Siz şunu diyemezsiniz. Ya samimi değil bu falan. Numara yapıyor diyemezsiniz. Niye? O niyet okumaya girer. Bilemezsiniz. Ama onu yaptığı halde tersine işler yapıyorsa bunu açıktan görüyorsanız işte o zaman diyorsunuz ki bak işte bunlar hakikaten samimiyet falan değil. Ne? Türkiye'de seçmenin %60'ı, %70'i sağ seçmen. Dinine, diyanetine, örfüne, adetine, kültürüne, geleneğine bağlı bir seçmen. Bu değişmiyor yani. %60 olur, 65 olur, 70 olur, 60 olur neyse. CHP'liler oturdular dediler ki ya biz son seçmenle seçim kazanıp iktidar olamayız. Dolayısıyla AK Parti'den sağ seçmenden oy almamız lazım. Sağ seçmen de bu teravih işlerini kendi akıllarınca, namaz niyaz işlerini, iftar sahur işte. Hatta birisi abarttı abarttı İstanbul şeysi. Günde 70 kez işte iftara gidiyor mu, sahur açıyor mu, bir sahur yapıyor mu öyle bir şeyler dedi falan. Neyse önemli değil. Yapsın, 70 yapsın, 100 yapsın falan filan. Bu hikaye bu ama dönüştü. Şimdi bakıyorsunuz bu CHP'ler layıklık elden gidiyor demiyorlar. Ha bir tane var. Tele 1'de bir adam çıkmış. Adalet Bakanı bir konuşmasında zannediyorum. Peygamberimiz demiş. Vay efendim peygamberimiz nasıl dermişmiş. Niye? Adalet Bakanı tarafsız olmalıymış. Kafayı yedi bunlar. Hakikaten kafayı yedi bunlar. Neyse. Şimdi bu tartışmalar yok. Atatürkçülük, layıklık, cumhuriyet, şeriat geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Türkiye'nin ekseni kayıyor. Türkiye İranlaşıyor. Mollalar İran'a falan. Bu söylemlerin hiçbiri yok. Erdoğan dönüştürdü çünkü. O söylemlerin para etmediğini, o söylemlerin itibar görmediğini, o söylemlerle kitlelerin korkutulamayacağını, o söylemlerin o yaklaşımın boş olduğunu kitle gördüğü için boşuna buradan kürek çekmeyelim dediler. Yapacağımız tek şey AK Parti'ye benzemek. AK Parti'ye benzersek ancak biz oy alırız, oy alırız dediler. Mesela geçtiğimiz birkaç gün önce Özgür Özel'e bayram namazı çıkışında ya da girişinde bir vatandaş Hamas'a nasıl terör örgütü dersiniz diye bir tepki ortaya koydu. Özgür Özel onu durdurdu. İşte bir şeyler söyledi. İşte biz Filistin tanınsın diye şu kadar ülkeye yazdık çizdik bilmem ne vesaire. Bana inanmıyorsan git Erdoğan'a sor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sor falan dedi. İcazetini de Erdoğan'dan alıyor. Ben söylemiştim. Bu CHP'liler Kemalizmi bıraktı. Erdoğanizm inşa etti. Kemalist değiller artık. Erdoğanistler dedim. Birileri homur homur yaptı. Erdoğan, Erdoğanizm'de de, Erdoğanist de istemez. Ben de istemem. Kimse istemez. Ama CHP böyle bir şey pişiriyor yani. Bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek bir Erdoğanizm pişiriyor. Bu da tuhaf. CHP'ler düşünsün burası da bizi ilgilendirmez. Şimdi gelelim biz asıl meselemize. Asıl meselemiz ne? Bu dönüşüm. Erdoğan diyor ki bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Diyor ki biz bir dönüştürdük bunları, Şimdi de normalleştirmek için uğraşıyoruz. Ama bunlar normalleşmemek için çabalıyorlar diyor. Evet Erdoğan iadeyi ziyaret yapıyor. İki gün sonra yok suç ortağı bilmem ne vesaire son derece nezaketsiz bir dille bir üslupla falan özgür özledin yaptığı işler iş değil. Bunları da ifade etti. Gelelim asıl mevzuya. Birileri sinsi AKP'liler Osman Kavala serbest bırakılsın türküsü çığırmaya başlamışlardı. İşte MHP'ye Sinan Ateş üzerinden AK Parti'nin omuzundan ateş etmeye başlamışlardı. AK Parti'nin terörle mücadelesini, devletin terörle mücadelesini Selahattin Demirtaş üzerinden baltalamaya çalışıyorlardı. Bu bir paket. Tamam. Eğer AK Parti Osman Kavala'yı, ben yani AK Parti'nin işi değil bu, yargının işi de onların ifadesiyle söylüyorum. Bu şerhi de başa düşeyim, başının sonunu kesip kullandıklarında bir dakika ya yayın burada diyelim. Osman Kavala serbest bırakılacak. Demirtaş serbest bırakılacak. Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon, terörle mücadele yapılmayacak. Orada bir teröristten kurulmasına göz yumulacak. Bu sayede zaten MHP ile bir bağ kalmaz. Haklı olarak kalmaz yani. Ben MHP olsam nasıl devam ettireceksiniz? Peki AK Parti böyle bir şey yapar mı? Yapmaz yani. Nasıl yapsın? O zaman kendisini inkar eder. O zaman tarih sahnesindeki yürüyüş biter. iddialar, biter. Hedefler yok olur. Mesela bazı sıkıntılar yine var yok değil. Dün hani yayında söylediğim bir parça da iyi niyet ifadeleri de kullandım. Mehmet Şimşek'in batıcı yaklaşımı AK Parti içerisinde rahatsızlığa sebep oluyor. Ama AKP'liler de sevindiriyor. Mesela bir taraftan Birx derken öte taraftan yo, yo biz Avrupa Birliği'nden yanayız demek bir tuhaf. Sonra bunu alıyorlar. Diyorlar ki işte AK Parti ikiye bölündü. İşte Batıcılar, ABC'ler ve Avrasyacılar diye. Ha böyle bir şey değil. Oysa Erdoğan son derece muazzam bir denge inşa etmişti bu konuda. Batı'dan kopmak diye bir şey söz konusu değil. Ama Türkiye geleceğini Avrupa Birliği'nde görmüyor artık. Batasıca Batı'yı Gazze'de gördük zaten. Onların derdi kendine yeter. Kendileri de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görmüyorlar zaten. İngiltere ayrıldı. Başka ülkeler de düşünüyor. Ama nedir? Türkiye şimdi ekonomik saldırı altında. Bu saldırılara karşı biliyorsunuz anında kredi notu düşürülüyor, bilmem ne yapıyor vesaire falan. Hiç sebepsiz gereksiz yere. Bir takım hoş olmayan saldırılara uğruyoruz. Bu süreçte bu AKP'liler kendilerini açık ettiler. Bir sıkıntı daha var. Ondan da bahsedeyim. AK Parti geniş halk kesimlerine yaslanarak iktidar olmuş ve 22 yıl boyunca da iktidarda kalmayı başarmış bir siyasi partidir. Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünü bugüne kadar halktan aldı. Geniş halk kesimlerine yaslanarak iktidarda kaldı. Ve hala iktidarda. Fakat Türkiye'nin bir hastalığı var. Bu çok kötü bir hastalık. Ne zaman ki bürokrasiye yaslanırsın işte o zaman kaybetmeye başlarsın. AK Parti bürokratik vesayeti geriletmek, ortadan kaldırmak, dizginlemekle övünen bir partiyken bürokratik vesayet bugün yeniden siyasete müdahaleye başladı. Bakın bu çok tehlikeli bir gidiş. Ben bir, bir buçuk yıldır, öncesi de var ama özellikle bir, bir buçuk yıldır şahitsiniz. Akşam gazetesindeki köşem orada duruyor, ekrandaki yayınlarım orada duruyor. Bürokrasinin AK Parti'ye operasyon çektiğini, altını çize çize, bağıra çağıra anlattım. Ben Goy, goy yapan bir adam değilim. Gördüklerimi söylüyorum. Bürokrasi AK Parti'ye felaket çelme takıyor. Çünkü bürokrasi Türkiye'de maalesef CHP'nin elinde. AK Parti de işler iyiyken bu bürokratlar camide, cumada efendime söyleyeyim bıyıklı halleriyle boy gösterirler. Aslında öyle değildirler. Sinyalcidir bunlar. AKP'lidirler. Sonra Mesela 31 Mart'tan sonra bir bakıyorsunuz hepsi gerçek hüviyetlerine geri dönmüşler. 22 yıllık AK Parti iktidarında hani o AK Parti kadrolaştı bilmem ne. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Emin olun öyle bir şey yok yani. Bu çok vahim bir durum. Hakikaten çok vahim bir durum.